Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde İDEF tarafından anlamlı bir konferans gerçekleştirildi. Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti konulu konferans büyük ilgiyle takip edildi. Araştırmacı yazar Abdülkadir Turan konferansa önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağrı'da İdeal Gençlik Kulübü tarafından Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti konulu konferans gerçekleştirildi. İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen program, Hafız Hamza İbrahim Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. İdeal Gençlik Kulübü Başkanı Hüseyin Hazar'ın kısa bir konuşması sonrası, programa katılan araştırmacı yazar Doktor Abdülkadir Turan, konferansta önemli değerlendirmelerde bulundu. 1400 yıl önce oku diye başlayan bir kitap haşa beşer işi olsaydı, Resul-i Ekrem ne bilirdi ki ahir zamana geldiğimizde çağ okuma çağı olacak, çağ bilim çağı olacak. Bak bu mucize üzerine bile 10 yıl konuşulsa yeridir. Lakin İslam salt oku dememiş. Oku Rabbinin adıyla oku demiştir. İslam'la birlikte ilmin, bilimin tüm dünyaya yayıldığını belirten Turan, İslam'ın ilme büyük önem verdiğine değindi. İslamiyet'ten önce bir kere ilim dünyanın belli merkezlerinde toplanmıştı. Mesela Mısır'ın İskenderiye şehri gibi, bizim coğrafyamızda Nusaybin gibi, İran coğrafyasında bazı yerler gibi, bazı Hindu şehirleri gibi belli noktalarda toplanmıştı. Bir kere o cihan-ı şumul peygamber olan, o bütün insanlığa gönderilmiş olan peygamberden sonra ilim bütün dünyaya yayılıyor, küreselleşiyor. İlmin, bilimin gerçek anlamda küreselleşmesi İslam'la gerçekleşiyor. Turan, İslam'la birlikte kadınların alime vasfını kazandığına dikkat çekti. İslamiyet'ten önce sadece erkekler ilimle uğraşırlardı. Bizim Hazreti Ayşe validemizden önce bildiğimiz tek kadın alime, malum İskenderiyeli bir kadındır, onu da katletmişlerdir. Azizeler vardı, Hazreti Meryem validemiz gibi, Hazreti Asiye gibi azizeler vardır. Lakin kadın alim kavramı İslamiyet'ten önce yoktur. Vardır diyenler, hocam şu var desinler. Yok, böyle bir kavram yok. İslam kadını ilmin içine çekiyor.